Efendim emin değil. Ailesiyle birlikte oturuyor. Ama onlar sık sık Ankara'ya gidip geldikleri için genelde yalnız. Odasına kapanıyor ve beste yapıyor. Beste yapmazsa mektuplarınızı okuyor. Bir aylık falan mektuplarınızı. Mahsus oramda duruyor ki gece bazen böyle uykum kaçar ya da hani gelirim birkaç mektup okuyayım falan dediğim zaman da alıp okumam açısından. Bunu da kim bağlamış böyle maşallah. Heh. Güzel işlerinden nerelerden? Her yer bak nerelerden bağlamış. Balıkesir, İstanbul, Ortaköy, Beşiktaş, Osmaniye Merkez, efendim Tural Tokat. Bakayım bu nereden? Bak okunmuş yalnız görüyor musun? Okumuyor diyenlere işte bak okunmuş burada okunmuş mektuplarım var. Bak hep tartılmış ve okunmuş. Çek atılmış. Bakmış o önemli. Mektuplarını okuyor musun Gökhan diyenler için? Zartlardan mektupların yanı sıra çeşitli hediyeler de çıkıyor. Senin için şiirlerim. Neler çıkıyor mesela? Neler çıkıyor? Bol bol kurutulmuş güller, çiçekler çıkıyor. Hı hı. Kolyeler çıkıyor. Mesela bu bana bir hayranımın gönderdiği bir kolyemdir. Çok da severek takıyorum. Evi çeşitli bölümlere ayırmış Gökhan. Stüdyoyu gördünüz zaten. Bakın bu da motivasyon köşesi. Motivasyon köşem diyorum ben buraya. Yani başında benle ilgili çıkan bütün haberleri buraya yapıştırtıyorum. Sağ olsun işte eşimiz dostumuz yardımcı oluyor bize. Herkes kendi bu haberlerini getirip buraya yapıştırıyor ve zaman zaman böyle durup baktığım zaman ya Gökhan doğru yoldasın demek için dediğim gibi motivasyon köşesi yaptım kendime burada haberlerimi. Tamam şimdi odadan çıkalım ve mesela salona geçelim. Burası benim salonum. Açıkçası yüksekte olmayı seviyorum. 10. kattayız şu anda. Hı hı. Ve böyle adaları görmeyi de çok seviyorum. İşte gece tek başıma oturup bu denize bakarken, adalara bakarken çok duygulanıyorum ve çok seviyorum. Denizi görmeyi çok seviyorum elimden gerçekten. Burası beste köşem. Benim evimin her yeri bir köşe demiyor. Motivasyon köşesi, beste köşesi. Gökhan'ın ünlü olacağı daha birkaç sene öncesinden belliymiş. Zira İbrahim Tatlıses onu dinlemeye gelmiş ve sesini beğenmiş. Oturduğu yerden kalktı hatta. Benim şarkım sahnenin önüne kadar geldi ve çok güzel dedi. Gırtlak aynen bu hareketle çok güzel dedi. İşte ciğerimi söktün falan. Ben tabii çok mutlu oldum. Basına da böyle yansımıştı. Gökhan şarkılarını ilk olarak odasında yapıyor demiştik. Dolayısıyla stüdyoya girmeden önce demolara sahip oluyor. Şimdi elitname farkıyla bu aralar dilinizde olan şarkıların ilk halini dinleteceğiz sizlere. Önce aramaktan arama. Bu albümün demoları da diyebiliriz. Yani hani firmamız dinlemek ister şarkıları önceden. Burada kendi yaptığım destelerimi de burada yapalım işte. Benim hayatım buradadır zaten. Şimdi de Duman Gözlüm'ü dinleyelim. Duman gözlüm yaktın beni, duman ettin, acımadın yar ettin duman gözlüm. Benim için yaşamaktım. Bu şarkıları siz de misafir olup Gökhan'ın evinde dinleyebilirsiniz. Zaten pek çoğunuz gidiyormuşsunuz ziyaretine. Teklif Gökhan'dan. Kapıdaki bekçi arkadaşım sağ olsun artık çok bıkmış durumda. Ben asla bıkmadım gelin yani. Bulan gelsin onu da söyleyeyim. Hı. Adresi bulan varsa gelsin yani arkadaşlar. Adres var bizde verelim mi? Klibi mükemmel. O gözler özellikle mükemmel yani. Kamera bir yakın girebilir mi gözlerine? Eyvah. Beni seyirde daha önceki programda yapıyorlardı. Şu kamera bir gün benim gözlerime girmedi.